Öncelikle Türkiye'nin ittifaka üye olduğu 1952 yılından beri güvenlik ve savunmasına ittifakın çok önemli katkıları olduğunu, ancak bunun Türkiye'nin NATO ittifakına bağlılığının tek boyutu olmadığını söyleyerek başlamakta fayda var. Çünkü NATO Türkiye'nin güvenlik ve savunma politikalarının bir güvencesi olmakla birlikte aynı zamanda Türkiye'nin dış politikasının kurucu unsurlarından birisi olan batılılaşma ve batılı olma perspektifinin de önemli bir sağlayıcısı, destekleyicisi ve güçlendiricisi olmuştur. Dolayısıyla NATO'nun Türkiye açısından bir ulusal güvenlik ve çıkar odaklı boyutu, bir de kimlik odaklı boyutu açısından değerlendirilmesi önemlidir. Soğuk Savaş'ın sona ermesi NATO ittifakının kendi içerisinde çok ciddi dönüşümlere yol açmıştır. İttifak kendisini uluslararası sistemde yeni ortaya çıkan yeni güvenlik tehditleri ve koşullarına uyumlaştırmak üzere önemli bir dönüşüm sürecine girmiştir. Türkiye ise bu dönüşüm sürecine tamamıyla entegre olmuş ve ittifakın politikalarıyla birlikte kendi dönüşüm sürecini de uyumlaştırmıştır. Bu anlamda ilk karşımıza çıkan ittifakın alan dışılık kapsamında Atlantik bölgesi dışına çıkarak bu bölgedeki barış ve güvenliği istikrarı sağlamak üzere faaliyetlere girişmesidir. Söz konusu alan dışılık 1990'lı yıllarda henüz Türkiye'nin komşu bölgesi olan Avrupa kıtasından uzaklaşmamış olduğundan, Türkiye'nin de güvenliğini çok yakından ilgilendirdiğinden Türkiye bu alan dışılık dönüşümüne katkıda bulunmuş. Hatta çoğu zaman ittifakı daha fazla teşvik edecek politikalar yürütmeye çalışmıştır. Ancak aynı dönemde dönüşümle birlikte ittifak içerisinde Avrupalı müttefiklerin kendilerini NATO ittifakından daha bağımsız bir Avrupa güvenlik yapılanması oluşturmaya doğru yöneltmeleri Türkiye açısından biraz daha olumsuz karşılanmış. Türkiye bu saf Avrupalı güvenlik mimarisinden dışlanmak durumunda kalınca Türkiye bu durumdan biraz rahatsız olmuş ve endişelenmiş. Ancak henüz 90'lı yıllarda ittifakın hem Türkiye'nin güvenliğine hem de Türkiye'nin ittifakın politikalarına katkıları birbiriyle uyumlu olarak yürümüştür. Bu anlamda yine 90'lı yıllarda, yani Soğuk Savaş'ın sona erdiği ilk 10 yıl içerisinde ittifakın Türkiye açısından ABD ile ilişkilerini yürüttüğü bir platform olması bakımından da anlamı ve önemi büyük olmuştur. Tabii Soğuk Savaş sonrası dönem açısından bakıldığında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ne şekilde bu dönüşümden etkilendiğine de bakmak önemli. Çünkü ittifaka üye olduğu andan itibaren Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerek donatımı, gerek teçhizatı, gerekse teşkilat yapılanması açısından tamamıyla ittifaka entegre bir şekilde geliştirmiştir politikalarını. Ancak 90'lı yıllarda özellikle söz konusu olan NATO ittifakı ile Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarları arasındaki uyumun 2000'li yıllarla birlikte biraz daha aşındığını ve özellikle hem ittifak hem de Türkiye açısından bir sorgulama sürecinin başladığını söylemek mümkündür. Bu sorgulama sürecinin 90'lı yıllara dayanan bazı temelleri yok değildir. Daha önce de ifade ettiğim gibi Avrupalı müttefiklerin Türkiye'yi dışlar bir biçimde kendi güvenlik mimarilerini oluşturma çabaları bir yandan, bazı spesifik olaylarda Türkiye'nin beklentilerini
karşılamamaları diğer yandan bazı sorgulamalara yol açmıştır. Bu spesifik olaylardan örnek vermek gerekirse, örneğin 1991 Körfez krizinde Türkiye Irak'tan gelebilecek tehditlere karşı savunmasını güçlendirmek için ittifaktan erken uyarı sistemleri ve Patriot sistemleri talep etmesine rağmen özellikle Batılı müttefikler bu taleplere mesafeli yaklaşmışlar ve bunlar Türkiye'yi rahatsız eden gelişmeler olmuş. Ancak daha önce de belirttiğim gibi 90'lı yıllar en azından resmi karar alıcı düzeyinde NATO ittifakının Türkiye'nin güvenliğine katkılarının sorgulandığı bir süreç olmamıştır. 2000'li yıllarla başlayan bir başka sorgulama sürecinden söz etmek mümkün. Bunun elbette birçok boyutlu sebebinden söz edebiliriz. Birincisi uluslararası sistemden kaynaklı, ikincisi Türkiye'nin kendi iç koşullarından kaynaklı ve diğeri de aslında ittifak içerisindeki müttefiklik ilişkilerinden kaynaklı sebepler olabilir. Uluslararası sistemden kaynaklanan sebepler açısından çok kutupluluk düzenine geçiş etkili olmuştur diyebiliriz. Soğuk Savaş sona erdiğinde, iki kutuplu düzen sona erdiğinde hemen çok kutuplu bir uluslararası düzene geçilmemiş. Bu düzen daha çok ABD'nin liderliğindeki tek kutuplu bir görünüm halinde sürmüştür. Ancak 2001 sonrasında sistemin daha fazla çok kutupluluğa kaymış olması, Türkiye gibi birçok orta büyüklükteki devletin uluslararası ilişkilerinde görece daha özerk ve sadece kendi ulusal çıkarlarına dayalı politikalar üretmesine izin verir bir yapıya dönüşmüştür. Bu ise görece özerk bir dış politika üretmek ise, ulusal çıkar odaklı dış politika üretmek ise Türkiye'nin kendi ulusal çıkarları ile ittifakın çıkarlarının zaman zaman ayrışmasına sebep olmuştur. Bunun yanında Türkiye'nin iç koşullarından kaynaklı sebeplerden de söz etmek gerekir. Çünkü bu dönemde Türkiye'nin formüle ettiği dış politika, daha önce sözü edilen batılılaşmaya dayalı, batılı olma ve batı ittifakıyla bir arada olma perspektifini geri plana itmiş, daha çok Orta Doğu coğrafyasına ya da daha doğrusu eski Osmanlı coğrafyasına odaklı ve düzen kurucu olarak adlandırılan yeni bir politika formüle edilmiştir. Bu politika Türkiye'nin ittifakın çıkarlarıyla birebir uyumlu politikalar üretmesinin önündeki en önemli engel olmuş. İttifak açısından bakıldığında ise Türkiye her zaman batılı değerleri doğuya aktaran bir köprü olma görevini yürütmemeye başlamıştır. Bu anlamda iç etkenlerden, yani dış politikanın formülasyonundan kaynaklanan farklılıklar da Türkiye'nin NATO ittifakına üyeliği ya da NATO'nun Türkiye'nin güvenliğine katkısını sorgulamadaki bir aşama olarak ortaya çıkmıştır. Tabii bu noktada Türkiye'nin Türk dış politikasının kurucu unsurlarından biri olarak kabul ettiğimiz batılılaşma perspektifinin de ikincil konuma düşmüş olmasının etkisi göz ardı edilemez. Ancak bu anlamda ittifakın içerisinden kaynaklanan sebepleri de göz ardı etmemek önemlidir. Bu bir bütün olarak ittifakın politikalarından daha fazla ittifak içerisindeki farklı müttefik ilişkilerinin veya gruplaşmalarının yarattığı politikalar olarak da değerlendirilebilir. Bir takım dönüm noktalarından bu anlamda söz etmek mümkündür. İlki belki de 15 Temmuz darbe girişimine karşı bazı batılı müttefiklerin tutumlarının Türkiye'de olumsuz algılanmasıyla ilişkilidir. Ancak esas dönüm noktasının Suriye iç savaşı olduğunu söylemek gerekir. Suriye iç savaşının başından itibaren Türkiye'nin politikaları ve güvenlik algıları batılı müttefiklerinin güvenlik algılamaları ve politikalarıyla ayrışmış. Ancak 2014 sonrasında ABD önderliğinde batılıların
IŞİD terör örgütüyle mücadelede YPG ile işbirliği yapmaları bu ayrışmayı çok fazla derinleştirmiştir. Türkiye'nin algıları açısından ittifak ya da müttefikler Türkiye'nin güvenliğini göz ardı eden politikaları üretmiş olarak algılanırken, ittifak da Türkiye'yi bölgede ittifakın çıkarlarına uyumlu olmayan, Rusya ve İran'la işbirliği yapan bir ülke olarak algılamıştır. Yani karşılıklı algılarda bir olumsuz durum söz konusu olmuştur. Bütün bunlara ittifakı doğrudan ilgilendiren S-400 füzelerinin satın alınması konusunu da eklemek önemli. Yani bu olumsuz algıları ve görüş ayrılığını derinleştiren bir unsur olarak bakmak gerekirse. Türkiye açısından baktığımızda S-400 füzelerinin Rusya'dan satın alınması esasında batılı müttefiklerin Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını ya da savunmasını güçlendirmeye dair taleplerine karşılık vermemelerine gösterilen bir reaksiyon olarak açıklanabilir. Daha önce de söylediğim gibi batılı müttefikler birçok kez Türkiye'nin Orta Doğu'dan gelecek tehditler karşısında gerek 91 Körfez krizinde gerek 2003 Irak Savaşı'nda savunmasını güçlendirmek için talep ettiği örneğin Patriot sistemlerinin Türkiye'ye gönderilmesini reddetmişler. Türkiye böyle bir politikaya karşılık ihtiyaçlarını Rusya'dan karşıladığı şeklinde bir algılama içerisindedir. Ancak elbette ittifak açısından bakıldığında özellikle de ittifakın savunmasını ve savunma gücünü zayıflatacak bir durum söz konusudur. Çünkü S-400 füzeleri ittifakın gelecek nesil savaş uçağı olarak adlandırılan F-35'ler hakkında bilgi toplama, dolayısıyla ittifakın savunma gücünü zayıflatma potansiyeline sahiptir. Şimdi karşılıklı olarak bu şekilde algılanan bu durumda şunu da mutlaka ortaya koymak lazım. Türkiye S-400 füzelerinin kendi hava savunma mimarisine entegre olmayacağını, yani standalone şeklinde kullanılacağının garantisini vermiştir. Yani esasında ittifakın endişelerini giderecek adımı Türkiye atmıştır. Ancak devletler arası ilişkilerde algılamaların ne kadar belirleyici olduğunu göz önüne aldığımızda Türkiye'nin Rusya'dan bu tür bir alışveriş yapmış olması olumsuz algılamaları desteklemiştir denilebilir. Yani hem Türkiye açısından hem ittifak açısından karşılıklı bir sorgulama sürecinin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Son olarak doğrudan ittifakla ilişkili olmasa da Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ittifakın içerisinde yer alan Türkiye'nin müttefiklerinin farklı müttefiklik ilişkileri yaratarak Türkiye'nin çıkarlarına aykırı bir paylaşım savaşına girdiklerinden, Türkiye'de NATO'nun, ittifakın Türkiye'nin beklentilerini, güvenliğini ne derece karşıladığına dair ciddi bir sorgulamaya yol açmış. Artık özellikle 2000'li yılların ilk çeyreğinden itibaren verdiğim örnekler üzerinden baktığımızda daha önce olmayan karar vericiler düzeyinde yüksek sesle sorgulamanın ortaya koyulduğunu da görmeye bu süreçte başlıyoruz. Ancak genel olarak ittifakın Doğu Akdeniz ve Türkiye konusundaki duruşuna baktığımızda son kertede değerlendirmenin şu şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum. İttifak olarak NATO'nun Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çıkarlarına aykırı davranışlarda bir rolü yoktur. Burada daha çok sorgulanan şey müttefiklik ilişkilerindeki sorunlardır. Dolayısıyla NATO, Türkiye ve Yunanistan çatışmanın eşiğine geldiğinde arabulucu rolü oynadığında Türkiye de buna yapıcı bir şekilde karşılık vermiştir. Sorgulananın İttifak üyeliği ya da ittifakın Türkiye'nin güvenliğine katkıları mı, yoksa ittifak içerisinde birbirinden ayrışan müttefiklik ilişkileri mi, daha doğrusu Batı Avrupalı müttefiklerin Türkiye'nin ulusal çıkarlarına aykırı davranıp davranmadığı mı olduğu noktası çok net belirlenmelidir. Nihai olarak, resmi olarak Türkiye'nin
politikalarında NATO'dan kopmak, NATO üyeliğinden vazgeçmek gibi bir perspektifin olmadığı da bu anlamda ortaya çıkmaktadır.